Çözüm Rehberim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Back for Blood DPS'inizi nasıl arttırırsınız onu göstereceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, oyuna geçmeden önce ilk başta masa üstünde yapacağımız birkaç işlem var, onları yapalım. Buraya geliyoruz, arama kısmına GPU yazıyorum. Zaten direkt grafik ayarları çıkıyor. Buna bastık. Buradan donanım hızlandırmalı GPU zamanlaması var. Bunu aktif ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki değişikliklerinizi uygulama için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bunu aktif ettikten sonra bir yeniden başlatın bilgisayarınızı. Ama önce tabi buradan bir de ekleme yapacağız. Diyor ki masaüstü uygulaması, Microsoft Store uygulaması. Site Steam'de ise burada masaüstü uygulaması yapıp göz at diyerek oradan Steam'de dosya konumundan uygulamayı seçin. Ben de Microsoft Store'da olduğu için ben buna basıyorum. Altta bir uygulama seçin çıkıyor. Buna bastığım zaman burada Back for Blood arkadaşlar, Warner Bros olan Back for Blood arkadaşlar, bunu geldim ekle diyorum. Ekledikten sonra şimdi bilgisayarımızı bir yeniden başlatalım. Ondan sonra bir daha karşınıza geçeyim. Evet, bilgisayarımızı yeniden başlattık ve tekrar geldiğim zaman artık o kırmızı uyarı çıkmıyor. Bu kırmızı uyarı çıkmadığı zaman yaptığımız buradaki işlem tamam demektir. Buradan artık çıkabiliriz. Çıktık. Ben oyunu Xbox'tan aldım. Siz de eğer Steam'de ise çeşitli başlatma seçenekleri yazacaksınız arkadaşlar. Ben Steam'i almadım ama başka bir oyun üzerinden size göstereyim. Kütüphaneye geldim. Mesela ne var burada? Mesela Insurgency'ye ben bir başlatma seçeneği eklemedim. Buraya geliyoruz. Burada zaten direkt genelde başlatma seçenekleri oluyor. Buraya siz de Back for Blood'ı seçeceksiniz buradan. Ben Insurgency'yi göstermek amaçlı seçtim. Bu altta vermiş olduğum bu kodları kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Ve buraya yapıştırıyorsunuz. Back for Blood olacak. Yapıştırdıktan sonra buradan da çıkıyorsunuz. Buradaki işlemimiz de tamam olmuş oluyor. Ben şimdi bu Insurgency olduğu için bunları yazmayacağım. Bunları açıklama kısmında vereceğim. Oradan alabilirsiniz. Ardından buraya tekrar ayarma yerine geldim. Güç ayarları, güç ve uyku ayarları var. Buna bastım. Sağ tarafta ek güç ayarları var. Buna basıyorum. Burada site dengeli de olabilir, güç tasarrufunda olabilir. Bunu yüksek performans alıyorsunuz arkadaşlar. Eğer burada değilse bu alt tarafta oluyor genelde. Yoksa da plan ayarlarını değiştir diyerek buradan yüksek performans yapabilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra artık oyundaki ayarlamaları geçebiliriz. Evet, şimdi oyunumuza girdik arkadaşlar. ESC'ye basıyorum. Buradan seçenekler dedim. Buradan direkt grafik ayarlarına geldiğimiz zaman pencere modumuz burada pencereli olabilir size. Bunu kenarlık sistem ekranı yapıyorsunuz. Ekran kartınız zaten seçili. Grafik IP'miz burada DirectX 12. Burada Nvidia DLC'siniz varsa eğer Nvidia DLC'si açın arkadaşlar ve bunu ultra performansa çekebilirsiniz ama çok fazla bir FPS artmayacak. O yüzden ben bunu kalitede kullanmanızı tercih ederim ama şimdilik ultra performansı alıyorum. Eğer Nvidia DLC'siniz yoksa buradan kapalı veya uzaysal yapın. Bunu da FX AA'ya çekin arkadaşlar. Ben de Nvidia DLC'si olduğu için açıyorum. Hareket bulanıklığı kapalı arkadaşlar. Burada FPS sınırı da var. Bunu kapalı yapıyoruz yine. Dikey senkronizasyonumuz kapalı. Evet. Bu şekilde bu ayarları da yaptıktan sonra kaydediyoruz. Böyle kaydedelim, uygulayalım. Evet dedim. Evet, görüntü tabi birazcık kötüleşti. Hatta bayağı kötüleşti. Bunu biz bir de kalitede deneyelim. Şöyle uygulayalım. Aynen, kalitede daha iyi bir şekilde gözüküyor. Hem de FPS olarak çok da fazla değişmiyor arkadaşlar. Şöyle biraz dolanalım. Şu an bakalım FPS'imiz kaç. Evet, 264, 248, 250 arasında gidiyor. Bunu bir de alttan seçeneklerden, Nvidia DLSS'den bakalım, şöyle ultra performans alırsak ne kadar artacak? Buralarda 250 idi. Evet, 286, 290 kadar çıkıyor ama kötü gözüküyor baya. Bir de bunu performansla bakalım. Hem böyle çok kötü gözükmesin, hem de FPS'imiz de iyi olsun bir şekilde. Buralarda tabii bir tık daha düşük oluyor FPS. Performans da bu şekilde gözüküyor. Dengeli herhalde. En iyisi dengeli olacaktır arkadaşlar. Bunu dengeli de kullanmanızı öneririm. Bu şekilde FPS'inizi arttırabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.